teistlerin olması Müslümanın sevabının artması içindir. Din aleyhtarı yazılar, her türlü yazı, konuşma, dinle alay edilmesi Müslümanın sevabını artırmak içindir. Çünkü ona rağmen Müslümanlığa devam ediyorsa bu makbul oluyor. Yani mesela diyor ki tutunacak yeriniz kalmadı diyorlar Peygamberimize. İki taraftan sarılmıştı, yürekler ançereye gelmişti. Yani korkunun şiddetinden gözler akmıştı diyor artık ayette. Ve Allah hakkında çeşitli zanlarda bulunuyordunuz. Yani Allah var mı acaba diyor. Allah hakikaten yardım edecek mi? Yoksa Allah yok mu diyor. Haşa. Peygamber ne yapıyor? Tam Allah'a tevekkül ediyor. Ama diğer insanlar bunu söylüyor ve sözlü olarak söylüyorlar. Artık tutunacak yeriniz kalmadı duyuyor. Tutunacak yeriniz kalmadı dendiğinde Müslümanın sevabı binlerce kat daha çok artar. Eğer onu duymazsa, mesela dese ki ya biz bunları darmadağın ederiz Allah'ın izniyle, bunlar hiçbir şey yapamaz dese, sevabı az olur. Ama o sözü duymasına rağmen, o telkin etkisinde kalmayıp irade kullanıp devam edince, sevabı çok daha fazla olur. Onun için ins şeytanların çirkin sözleri, saldırıları, tuzakları, tuzak hazırlıkları, kahpelikleri, her türlü pislikleri, sevabı son derece artıran, Allah tarafından düzenlenmiş, o Allah tarafından fırsat verilmiş nimetlerdir aslında. Bediüzzaman diyor ki ben diyor önce çok içerleyecektim diyor. Baktım diyor Cenab-ı Allah'tan diyor bir rahmet-i ilahi büyük bir nimet verdiğini anladım Allah'ın diyor. Bana yapılan eziyetleri düşündüm diyor. Bu yaşımda diyor beni işte barakan içinde -15 derece bekletiyorlar diyor. Tahta barakan, soba da yok diyor. Yemek vermiyorlar. He? Ben bunu niye acaba diye düşündüm diyor. Cenab-ı Allah rahmet-i ilahiyesinden büyük bir lütuf olduğunu anladım diyor. Ve çok sevindim, mesrur oldum diyor. Bunu hissettim diyor, kalbime ilham oldu diyor. Nitekim ömrü bir tatlılık içinde geçti. Talebeleri. Yani Allah onu gezdirdi Türkiye'nin en güzel yerine gitti aslında. Gerçi hapishanelerdeydi ama hapishanede o Risale-i Nur yazması, talebelerine onları okutturması, işte kibrit kutularının içerisinde o mesajların gitmesinin verdiği lezzet bir sarayda olsa alamaz. Onun için hannas olan insanlar, vesveseci insanların vesveseye yönelik konuşmaları Müslüman için çok makbuldür. Allah tarafından özel yaratılır. Onun için mesela Darwinizm yaratılmıştır Allah tarafından, materyalizm yaratılmıştır. Stalinist düşünce, PKK yaratılmıştır. PKK olması Mehdiyet olmaz. Ama mesela bu Müslümanların katliamı olmasa, Müslüman katliamı olmasa Mehdiyet olmaz. Yani İslam ülke böyle işi, bak nasıl Müslümanlar uyuyor ki görün, uykunun şiddetini ve dehşetini istedin ki, Allah mahvediyor, yer yerinden oynuyor, hoca diyor ki öyle bir şey yok diyor. Bir nevi manevi uykuda, haberi yok. Yani bunlar hep pasifize edecek hareketler. Yani Müslümanların darwinizme, materyalizme karşı mücadelesini pasifize ediyor. Bir ilham alıyor, bu şekilde pasifize ediyor. Bir Arap Abdo denilen bir kabadayı vardı eskiden. Yani ama tabii sizin görünmüş daha çok Ustura Kemal görünümünde. Evet. Ustura Kemal İngilizlere karşı da böyle mücadele eden birisi o zaman İngiliz işgaline karşı. Aşkımız, ruhumuz, dünya yakışıklı hocamızla
Sohbetimize devam ediyoruz. Çok güzel bir konuğumuz var. Sırbistan'dan Melita. Yani dünya